Değerli izleyiciler, Almanya'yı 45 milyon euro dolandıran Türk Antalya'da görüldü. Almanya'nın Frankfurt, Mannheim, Darmstadt ve Offenbach kentlerinde paravan şirketler ve sahte faturalarla 45 milyon euro toplayan Orhan Ünal Türkiye'de görüldü. Sözcünün özel haberinin ardından bazı kişiler şahsın Antalya, Konyaaltı'nda evleri olduğunu ve onları kiraya verdiğini iddia etti. Almanya'da Darmstadt Başsavcılığı, Federal Asayiş Dairesi, Eyalet Polisleri ve Interpol'ün aradığı Orhan Ünal 2 yıldır izini kaybettirmişti. Genç yaşta onlarca şirket kuran, yakınlarına şirketler kurdurup başına geçen ve sahte faturalar düzenleyen Ünal'ın oyunu da daha sonra ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre Orhan Ünal hiçbir zaman gerçek bir iş adamı olarak iş yapmak istemedi. En başından beri hukuk dışı yollarla milyonları vurmayı planladı ve buna uygun ortaklar aldı. Bir çete kurdu. İki ortağı Darmstadt Mahkemesi tarafından ağır cezalara çarptırıldı. 45 milyon euro ile kaçan Orhan Ünal'ın oyunu bu şekilde devam etti. Önce paravan sahte şirketler kuruldu. Bunların genel müdürü ya da imzacısı kendisi oldu ve tüm para hareketlerini kontrol etti. Alman maliye sistemini de kullandı ve önce paraları aldı, ardından maliyeye bildirimleri geciktirdi. Paravan şirketlerde inşaat ya da başka büyük iş yapan firmalara sahte faturalar kesti. Karşılığında büyük paralar aldı. Örneğin %25'lik vergi ve %19'luk KDV'lerini topladı. Hiçbirini de maliyeye bildirmedi, bir şey de yatırmadı. Vurgunun sadece KDV ve vergi geliri olan boyutu 45 milyon olduğuna göre kesilen fatura toplamının 300 milyon euroyu aştığı sanılıyor. 2015 ile 2019 arasında 41 ayrı olayda milyonları toplayan ve lüks hayat süren Orhan Ünal soruşturma yaklaşınca ortadan kayboldu ve son olarak Antalya'da görüldüğü iddia edildi. Yine Türkiye'de de değerli izleyiciler özellikle fenomenler ve birçok kişi yolsuzluk operasyonlarıyla gözaltına alındı. Son zamanlarda bu tarz yolsuzluk vakalarında hem Türkiye'de hem de Almanya'da artış söz konusu. Dikkatli olmakta fayda var.